sosyal psikoloji ile ilgili çıkmış sorulara bakalım. Yağmur çiselerken şemsiyemizi açıp açmamakta tereddüt ederiz. Gözümüz başkalarının şemsiyelerinde olur. Birçok kişi şemsiyesini açmışsa biz de açarız, açmamışsa kapalı tutarız. Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? Şimdi eğer başkaları şemsiyeyi açmışsa biz de açıyoruz, yok değilse kapalı tutuyoruz. Dolayısıyla tamamen sosyal uyum davranışı gerçekleştiriyoruz. Nasrettin Hoca bir gün ata binmeye heveslenmiş. Ancak atın üstüne çıkmayı bir türlü başaramamış. Bunun üzerine hey gidi gençlik hey diyerek içini çekmiş. Şöyle bir çevresine bakınıp kimsenin olmadığını görünce de kendi kendine hoca hoca senin gençliğini de biliriz demiş. Bu fıkrada Nasrettin Hoca'nın ata binememesini önce genç olmamasına bağladığı halde sonradan gençliğinde de ata binemediğini itiraf etmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Şimdi önce bunu gençliğe bağlaması etrafta birilerinin olduğunu zannetmesiyle alakalı. Sonra bakıyor ki etrafta hiç kimse yok. O zaman diyor ki senin gençliğinde biliriz. Gençken de sen binemezdin ata. Dolayısıyla buradaki faktör tamamen sosyal etkinin yokluğuyla alakalı bir durumdur. Bir araştırmada deneklerden hem grup halinde hem de tek başlarına bazı kararlar almaları istenmiştir. Deneklerin grup halindeyken tek başlarına oldukları durumlara göre daha riskli kararlar aldıkları gözlenmiştir. Grup halindeyken tek başlarına olduklarından daha riskli kararlar almışlar. Grup halinde olmanın birey üzerinde böyle bir etki göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Asıl paragraftan çıkarabileceğiniz bir soru. Bakalım şıklara hangisi daha yakın? Grup üyelerinin riske girme konusunda aynı tutuma sahip olmamasıyla. Bununla ilgili bir veri yok yukarıda. Riske girmenin getireceği sonuçların bilinmemesiyle. Bununla ilgili de bir veri yok. Riskli kararlar almanın bireyleri heyecanlandırmasıyla. Hiç böyle bir şey söylemedi. Grup üyelerinin cesaretli kişiler olmasından bahsetmedi. Sorumluluk grup üyeleri arasında paylaşılırsa o zaman bu kişiler tek başlarına olduklarından daha riskli kararlar alabiliyorlar. Dolayısıyla cevap E seçeneği. Bir grup arkadaşıyla lokantaya giden bir genç, aç olmadığı halde arkadaşlarının yediği yemeğin kokusundan ve görüntüsünden etkilenerek kendisi de yemek yemiştir. Aç olmadığı halde yemek yemiş. Bu örnek, tok bir insanın yemek yemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olabileceğini gösterir. Gereksinim düzeyi değil, gereksinim düzeyi olsaydı aç olduğu zaman yemek yerdi. Dış uyarıcılar, evet, cevabımız bu. Diğerlerine bakalım. Öğrenmenin, öğrenmeyle ilgili bir şey yok yukarıda. Sadece aç değil. Diğerleri yemek yediği için o da bundan etkileniyor. Beden yapısı alakasız, beklentiler alakasız. Dolayısıyla bu çocuğun aç olmadığı halde dış uyarıcılardan etkilenerek yemek yemesi söz konusu. Cevabımız B seçeneği. Sosyal etki bireyin başkalarının varlığından etkilenerek davranışı değiştirmesine veya benimsemediği bazı davranışlarda bulunmasına yol açar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal etkiye örnek olarak gösterilemez? Ev sahibinin zevk almadığı halde konuğuyla sohbeti sürdürmesi burada bir sosyal etki durumu var. Bir gencin giyimini yeni girdiği arkadaş grubunun beğenisine göre değiştirmesinde bir sosyal etki var. Yalnızken şarkı söylemeyi seven bir çocuğun topluluk karşısında şarkı söylemekten sıkılması sosyal etkiyle alakalı. Bir kişinin evinde yemek yerken çatal bıçak kullanmadığı halde lokantada kullanması sosyal etkiyle alakalı. Tarih dersine ilgi duyan bir öğrencinin bu derse diğerlerinden daha çok çalışması gayet normal bir durum. Burada herhangi bir sosyal etki ya da dış uyarıcı yok. Dolayısıyla cevap E seçeneği. 2013 LYS sorusu. Mert arkadaş grubuyla bir araya geldiğinde yalnızken asla yapmayacağı ve kendisine de aslında ters gelen davranışlarda bulunuyor. Örneğin geçen hafta gittiği maçta rakip takımın taraftarlarıyla söz dalaşına girdi, futbolcu ve hakemler aleyhinde tezahürat yaptı. Mert'in bu davranışları aşağıdaki sosyal psikoloji kavramlarından hangisiyle açıklanabilir? Önyargı? Hayır yükleme, yükleme diye bir kavramdan hiçbir şekilde bahsetmedik biz sosyal psikolojide. Kimliksizleştirme, hayır. Grup düşünme, hayır. Mert'in yaptığı davranışın adı uyma. Yalnızken asla yapmayacağı, kendisine de asla ters gelen davranışları sadece sosyal sebeplerden dolayı yapıyorsa bunun adı uyma davranışıdır. <laughs>